Hafta sonu tüm yurt soğuk ve yağışlı havanın etkisi altında. İstanbul'da dün sabah erken saatlerde başlayan yağış bu sabah kar yağışıyla devam ediyor. Yağışla birlikte fırtına için Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul Valiliği, AKOM ve AFAD'dan arka arkaya uyarılar geldi. Anadolu yakasında Sevda Bozbağ, Avrupa yakasında ise Batuhan Pozut bizleri bekliyor. Ancak ilk olarak Kocaeli'ye döneceğiz. Kar yağışı Kuzey Marmara Otoyolu'nda ulaşım sorunlarına yol açıyor. Karla kaplanan yolda çok sayıda araç ilerlemekte güçlük çekiyor. Haber Global muhabiri Emre Timur yine o noktada bizi bekliyor. Emre, nedir otoyolda son durum? Detayları senden alalım hemen. Evet, kar yağışıyla birlikte fırtına da etkili olunca tabii Kuzey Marmara Otoyolu'nun Körfez ilçesine bağlı Sevindikli mevkisi, hatta bu yolun kilometrelerce gerisi de artık İstanbul'a gidiş istikametinde trafik durdu. Şimdi arkayı gösterecek Kubilay size. Bakın, şu anda yüzlerce, hatta belki de binlerce araç şu anda İstanbul'a gidiş istikametinde yolda kaldılar. Ve bulunduğumuz noktadan 200 metre gerisinde aslında trafik başlıyor. Çünkü bakın, bu noktada çok sayıda tırları görüyorsunuz. Otobüsleri görüyorsunuz. Bunlar zaten ağır araçlar. İlerleyemiyorlar. Kar kalınlığı burada 4 santimetreyi, 5 santimetreyi aşmıştı. Ve şu anda baktığımızda ise tırlar ve hafif araçlar ilerleyemiyorlar. Sürücüler şu anda tabii kontaklar açık, ısınmaya çalışıyorlar. Bu yol kapalı olduğu için kar küreme araçları da giremiyor. Ancak ters istikamete baktığımızda, yani Kocaeli istikametine baktığımızda, kar küreme araçları aralıklı olarak geçiş yapıyorlar. Ters yönden gelerek yolu açmaya çalışıyorlar. Ve tekrarlatalım, burası Sevindikli mevki Kocaeli sınırlarına bağlı Körfez ilçesindeyiz şu anda. Kuzey Marmara Otoyolu'ndayız ve görüş açısı 1 kilometrenin altında. Sıcaklık 1 derece ancak, hissedilen şu anda 5 derece ve rüzgar saatte 35 kilometre hızla esiyor. Hal böyle olunca yol kapandı, kar yağmaya devam ediyor ve otoyolda, hatta şimdi size kar kalınlığını da bu noktada gösterelim. Ancak kenara doğru geçelim ki yanıltıcı olmasın, çünkü burada kar birikintileri var. Bakalım, burada kar kalınlığı metremizi açıyoruz. Şöyle bakalım. Evet, 5 santimetreyi şu anda bulmuş bir durumda. Ve tabii kar küreme araçları az önce yandan geçtiler. Diğer şeritten, yani Kocaeli'ye giden istikameti. O sırada orası biraz daha açık. 3 şerit şu anda açıldı. Aslında tek şeritti. Ve şu anda 3 şeride kadar açıldı. Ancak buraya baktığımızda tamamen durdu. 4 şerit emniyet şeridiyle beraber şu anda kapalı. Araçlar ilerleyemiyor. Ve bu mevkide kaldılar. Tabii yaz lastiği olan sürücüler zaten asıl sorun orada başladı. Yaz lastiği olan sürücüler ilerleyemedi. Aslında zorunlu kış lastiği uygulamasına zaten daha geçmemiştik. Ve 1 Aralık'ta başlayacaktı. 1 Aralık'la 1 Nisan arasında zorunlu kış lastiği sürücülerin takması gerekiyordu. Ancak Kasım'daki işte bu kar, AFAD'ın da uyarıları, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün de uyarıları doğrultusunda gerçekleşti. Ve şaşırtıcı bir şekilde de işte manzara bu şekilde. Tabii yaz lastiği olanlar ilerleyemedi dedik. Onlar durdular, patinaj çektiler ve araçlarını mecburen beklettiler. Tabii karın durmasını bekliyorlar, yolun açılmasını bekliyorlar. Ancak kış lastiği olanlar ilerleyebildi. Ne, hangi yöne doğru peki? Kocaeli istikametine doğru. Ancak İstanbul istikametine artık zinciriniz olsa da ilerleyemiyorsunuz. Ki birçok kişinin de aslında zincir taktığını görüyoruz. Özellikle Kocaeli istikameti açık demiştik. O noktada zincirlerini takıyorlar. Özellikle benzin istasyonlarında, karayakıt istasyonlarında o şekilde yollarına devam etmeye çalışıyorlar. Aslında biz bugün Kartepe'ye gidecektik Kubilay Özer'le birlikte. Karı orada yoğun bir şekilde görebileceğimizi düşünüyorduk. Ancak oraya gitmemize gerek kalmadı. Şu anda 55 kilometrelik bir yol mesafemiz var. Burası Sevindikli, hatırlatalım. Ve bu noktada da artık kar yolu kapattı ve arkamızı döndüğümüzde şimdi biraz daha sürücülerin aralarına doğru ilerleyelim. Evet, Kubilay'ın tam da bu noktayı göstermesini istiyorum. Çünkü burada bir derinlik var. Arkaya doğru araçların, tırların, bakın işte kuyruk halinde beklediğini görüyorsunuz. Tabii araçlarda yaşlılar var, hastalar var, hamile hanımefendiler var. Onlar da az evvel biraz muhabbet etmek, konuşma fırsatı bulduk. Bekliyorlar, şu an yapabilecekleri bir durum söz konusu değil. Burası Kocaeli, Kocaeli Sevindikli mevki. Kilometrelerce yolun gerisine kadar şu anda trafik devam ediyor. Aslında bu manzaraya çok da uzak değiliz. Yine Kuzey Marmara Otoyolu'nda 24 Ocak'ta geçtiğimiz yıl aynı manzarayla karşılaşmıştık. Ancak tabii o zaman kıştı, yani gerçekten bir kar yağıyordu. Böyle bir günlük bir kar yağışı beklememiştik. Ancak şu ana baktığımızda ise tabii akıllara şu geliyor. Kasım ayında bununla karşılaşıyoruz. Acaba önümüzdeki aylarda o karın yağacağı dönemde nasıl bir manzarayla karşılaşacağız?
Tabii işte tırları görüyorsunuz dedik. Şehirler arası lojistik sağlayan tırlar çok sayıda. Zaten burada bir istasyonları var. Oraya da giremiyorlar. Peki burası neden böyle? 200 metre geriye doğru gittiğimizde orada bir tır ilerleyemedi ve yan döndü. Ancak devrilmedi, onu söyleyelim. Önce o tırın tabii oradan çıkması gerekiyor. Sonra yolun açılması gerekiyor. 200 metre dedik. 200 metre sonra zaten yol açılmıyor. Yine bu şekilde, ancak ekipler o yolu küremeye çalışıyorlar ki tır da kenara çekildikten sonra zaten yol açılacak. Ancak yağış devam ediyor. Hiçbir hareketlilik yok. Arkaya doğru baktığımızda artık araçların zaten ön kaportaları, yani farlarına kadar şu anda karlı bir şekilde. Zaten araçlarda da şu anda ön kadranda uyarılar veriliyor. Uyarılar çıkıyor. Aslında bu AFAD'da uyarı yapmıştı. Yani don ve kar olayına karşı. Kocaeli'nde dün akşam başlamıştı. Saat 6 civarında aslında kar yağışı. Ancak bu manzara tabii sabah birçok kişiyi de şaşırttı. Şu anda tabii sürücüler de bekliyorlar gidecekleri noktaya hızlı ilerleyebilmek için. Onlar da yolun bir önce açılmasını bekliyorlar. Onlar da şu anda mağdur olmuş durumdalar. Ve burası Sevindikli, Kocaeli'deyiz. Kocaeli Körfez ilçesine bağlı Sevindikli mevkideyiz. Buradan Tepeören'e gidiş istikametinde, yani İstanbul'a gidiş istikametinde trafik yoğun. Görüş açısı şu anda 1 kilometre, ancak daha da az aslında bu. Kubilay'la hatta biraz da şimdi diğer tarafa geçelim. Kocaeli gidiş istikametini gösterelim. Bakın şimdi böyle geçtik. Peki ilerleyen araçlar nasıl ilerliyor Kubilay? Bir karşıyı gösterir misin? Bakın işte araçlar yavaş yavaş ilerliyorlar. Yine ileride bunlar tabii ki kış lastiği olan araçlar, hatırlatalım. İleride yolun sağında bir araç daha var. Kubilay onu gösterecek şimdi size. O da durmuş bir şekilde ilerleyemiyor. Zaten yaz lastiği olanlar bakın 5 santimetre karda dahi patinaj çekiyorlar. Ancak tabii sürücülere de bir şey, şu anda bir ceza işlem yazılamaz. İşte neden kış lastiğiyle çıktınız çıkmadınız denilemez. Çünkü 1 Aralık'ta başlıyordu. Onlar da aslında bayağı şaşırmış bir vaziyetteler. Şimdi Kubilay bir ayağımı çeker misin? Bakın kar yağdı, bekledi ve üzerinde artık bir buz tabakası oluştu. Bakın ayağımı şöyle kaydırıyorum, hala hafif bir sulu buz tabakası var. Ancak şöyle kazdıktan sonra gerçek asfalta ulaşabiliyoruz. Yani yaz lastiği olan araçlar bu noktada ancak işte bu zeminde, yani bu kadar kazındığında ilerleyebiliyorlar. Diğer türlü zaten kayıyorlar. İşte bu trafik olan mevkilerde ise daha sıkıntı. Ufak bir manevra yapmak istediğiniz zaman yanınızdaki araca çarpma olanağınız çok yüksek. Biraz daha ilerleyelim. Bakın tır şoförleri artık buradan yan yola geçmeye çalışıyorlar. Şu, yan yoldan nereye geçecekler peki? Oradan da tır istasyonu var. Orada beklemeyi düşünüyorlar. Belki sıcak bir şey içmeyi şu anda hedeflediler, planladılar. Ancak şöyle baktığımız zaman ilerleyemiyorlar. Onlar da kalmışlar. Yani hemen arkamı göstereceğim. Kubilay bir buraya gösterir misin? Burası servis alanı var ileride. Yeme içme ve akaryakıt istasyonu. O noktada da araçlar durmuş, ilerleyemiyorlar. Ne yapıyorlar peki? Sürücüler araçlarından iniyor. Gidip oradan sıcak bir şey içmeye çalışıyorlar. Kuzey Marmara Otoyolu'ndayız. Otoyolda durum böyle. Peki arkamız döndüğümüzde geride durum nasıl? Bakın şöyle derin bir vadiyi gösteriyor Kubilay size. Kocaeli'nin şu anda dağlarını görüyorsunuz aslında. İşte kar bu kadar şiddetli yağıyor. Şu anda dağlarda kar tabii daha da yüksek. Biz otoyolu gösterdik ancak yoğun bir şekilde yağış devam ediyor. Arkamız döndüğümüzde İstanbul'a gidiş istikameti şu anda durmuş bir durumda. Ne zamandan beri? 1,5 saattir aslında burası böyle. Dakikalar geçtikçe devam ediyor. Arkamı döndüğümde iş makinelerinin artık gelmeye başladığını görüyorum. Ancak orada bir kepçe görüyorum. Kepçe artık bu noktada ne yapabilir? Zaten şeritler kapalı, en fazla emniyet şeridini açabilir. Belki oradan ulaşımı sağlayabiliriz. Tabii şehirler arası otobüsler de var. Arkaya doğru baktığımda birkaçını görebiliyorum. Görüş açısı şu anda çok yüksek olmadığı için 1 kilometreyle sınırlı. Bu yazılı olan tabii. Ancak daha da az. Gördüğüm kadarıyla 1 kilometre boyunca net bir şekilde trafik var. Ancak geriye doğru baktığımda da devam ediyor. Kepçe evet, emniyet şeridini şu anda açmaya çalışıyor. Aslında yol boyunca çok da böyle şey görmedik, yani kar küreme araçlarını, işte tuzlama araçlarını fazla görmedik. Zaten bu kadar büyük bir kar bekleniyor muydu? Evet, AFAD uyarılarını yapmıştı. Ancak hazırlıklı mıydı ekipler bu noktada? Yani Kuzey Marmara Otoyolu'nu yöneten ekipler, ama sanıyoruz ki değillerdi. Ve kepçe şu anda karı küremeye başladı. Toplam 4 şerit, yan yolla 6 şerit şu anda burada bekliyor. Ve o kepçe karı küremeye başladı.
açacak. Arkasında ise yine personeller var. Yani yolu temizleme adına görevlendirilmiş personeller refakat ediyorlar. En azından emniyet şeridi açılırsa ambulanslar ya da acil durum araçları ilerleyebilsin. Şuraya döndüğümüzde artık bakın sürücüler dışarıdalar. Tabii araçların da bu yolu tamamlayacaklarını düşündükleri için kıyafet olarak da çok hazırlıklı, tedbirli değiller. İşte tek tek buradan nereye, arkamızdaki servis alanına geçmeye çalışan araçları görüyorsunuz. Geçiş var ancak işte sadece o noktaya. Yoksa İstanbul'a gidiş tamamen durmuş bir şekilde. Ve işte ekipler şu anda yolu açmak için uğraşıyorlar ancak çok kısıtlı bir şekilde. Öncelikle ilerisi açılacak. İlerisi açılacak, yol temizlenecek. Ondan sonra devam edilebilirsin. Ancak şu an yağan kar bunu engelliyor. Tabii yol kenarına bakın. Şu anda Kuzey Marmara Otoyolu'nun ortasındayız. Böyle bir kar kütlesiyle karşı karşıyayız. Yaklaşık 35-40 santim. Tabii o tırların kenara ittikleri o karlar işte böyle birikiyor. Yani sadece o 5 santimlik bir karı gösterdik size. Ancak o temizlenmeyecek. Tabii burası da temizlenecek. Hatta şu iki tırın arasını gösterir misiniz Kubilay? Bakın iki tırın arasında yoğun bir kar birikintisi olmuş. Yani ekiplerin bu noktada bayağı bir işi var. Aslında Kasım ayındayız. Yani çok da şiddetli bir kar yağışıyla, evet bir anlık bastıran bir kar yağışıyla karşı karşıyayız. Havanın çok soğuk olması zaten yağmuru kara dönüştürüyor ve baktığımız zaman artık ciddi bir kar tabakası oluşuyor ancak biraz hazırlıksız yakalanılmış gibi de gözüküyor. Arkamız döndüğümüzde şimdi biraz daha gelelim. Tabii tahminimiz üzere bu yolu bu şekilde gören sürücüler de yol değiştirmeye çalışıyor. Yani Kocaeli'nin diğer ilçelerine sapmaya çalışıyorlar. Evet biraz daha şimdi geriye doğru gelelim. Ne görüyoruz orada? Sanırım bir çekici aracı var. Tabii otoyol trafik araçlarını gördük. Yani yol kontrolünü sağlayan, sürücüleri yönlendiren araçlar vardı. Ancak onların dahi kış lastiği olmadığını gördük. Çünkü zorunlu kış lastiği uygulaması henüz başlamamıştı. Ve tedbirsiz yakalanmışlardı. Şu an baktığımız artık Kuzey Marmara Otoyolu'nda Kasım ayında geçtiğimiz yıl 24 Ocak'ta gördüğümüz manzarayı bugün görüyoruz. Tabii o zamanki kar kalınlığı çok daha fazlaydı. 18 saat sürücüler yolda kalmıştı. Şu an baktığımızda 2 saate doğru artık ilerliyoruz. İstanbul'a gidiş istikametinde arkamız döndüğümüzde Kocaeli'ne doğru gidişler devam ediyor. Şu manzarayı bir gösterir misin? Bakın onlarca tır, geriye doğru yüzlerce, belki de binlerce, daha fazlasını şu anda göremiyoruz. Ve yine vatandaş da hafif araçlarla beraber burada kalmış durumdalar. Tabii bu noktada şu tehlikeli bir hale geliyor. Örnek veriyorum, araçta bir rahatsızlık geçiren ya da bir hamilelik durumu söz konusu olan birisinin bir ambulansa ihtiyaç duyduğu zaman bu noktada artık emniyet şeridi bile açık değil. Bu işte sıkıntı yaratabilir. Tabii Kuzey Marmara Otoyolu'ndayız dedik ve vatandaşlar burada yolun bir an önce açılmasını bekliyor diyelim. Sözü tekrar size bırakalım. Evet, ekibimiz Kocaeli'den aktardı. Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli mevkiinde son durum böyleydi. Kar yağışı şiddetlendi. Maalesef trafikte durma noktasına geldi diyelim. Şimdi Kocaeli'den İstanbul'a döneceğiz. Sevda Bozboğa yine Çamlıca'da bizi bekliyor. Çamlıca'da son durum nasıl Sevda? Aktarır mısın lütfen? Çamlıca'da karla karışık yağmur etkili olmaya devam ediyor. Aslında sabaha karşı kar etkisini İstanbul genelinde göstermeye başlamıştı. Özellikle mega kentin yüksek kesimleri beyaza büründü. O beyaza bürünen yerlerden biri de Çamlıca Tepesi oldu ki karın ilk düştüğü noktalardan biri aslında burası. Tabii Aydos Ormanları, Kartal dahil olmak üzere yüksek kesimlere, İstanbul'un yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olmaya devam ediyor. Karla karışık yağmurun etkili olduğunu belirtelim ki Çamlıca'da da zaten o beyaz örtüyü kısmen de olsa görebiliyoruz. Tabii bir yandan Kasım ayına kadar İstanbul'da sıcak bir hava hakimdi. Mevsim normallerinin üzerinde bir hava vardı. Ancak dün itibariyle o sıcaklıklar bir anda düşmeye başladı ki termometrelere baktığımızda 4 dereceye kadar düşen bir sıcaklıktan bahsediyoruz. Bugün İstanbul genelinde 4 ila 5-6 derece arasında değişiyor sıcaklıklar. Tabii baktığımızda Çamlıca Tepesi'ne de karla karışık yağmur hala bu noktada etkili olmaya devam ediyor ki o beyaz örtüyü de kısmen de olsa bazı bölgelerde hala görebiliyoruz. Şöyle evlere doğru dönecek olursak aslında evlerin çatılarına doğru bir önceki saat dilimimizde evlerin çatısı beyazdı ancak şu an itibariyle baktığımızda o çatılardaki karın eridiğini söylemek mümkün. O beyaz örtünün Çamlıca'daki
evlerden kalktığını görebiliyoruz. Bu noktada bir önceki yayınımızda hatırlayacağınız üzere bembeyaz bir örtü vardı aslında. Evlerin çatıları tamamen beyaz örtüyle kaplanmıştı. Ancak şu an itibariyle o karın da eridiğini görüyoruz. Cuma günü aslında akşam saatlerinde sağanak İstanbul genelinde başlamıştı ki bugüne kadar da hiç aralıksız devam etti. O yağış sağanak şeklinde devam etti. Rüzgar ve fırtına da tabii bununla birlikte dahil olunca İstanbul'da gerçekten soğuk ve yağmurun etkisi altına alan bir hava hakimdi ki zaten valilik tarafından da uyarı yapılmıştı. Rüzgarın hızının kilometre saatte 90-110 kilometreyi bulabileceği ifade edilmişti. Bu nedenle de zorunlu olmadıkça evlerden çıkılmaması konusunda da uyarılar yapılmıştı. Çünkü yaşanabilecek olumsuzluklara karşı çatı uçması, ağaç direkt devrilmesi gibi aslında yaşanabilecek olumsuzluklara karşı da dikkatli ve tedbirli olunması istenmişti. Tabii bir yandan kar yağışı, hem İstanbul'daki kar yağışı, hem fırtına, hem de sağanak, hem hava, hem de deniz yolunda da ulaşımda aksamalara sebep oldu ki İstanbul Havalimanı ile Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 200'den fazla sefer iptal edildi. Bir yandan denizde de aslında aksamalar yaşanılıyor. İdo ve Budo seferlerinde de aksamalar var. Bu nedenle bu araçları kullanacak kişilerin de saatlere dikkat etmesi gerekiyor. Çünkü birçok sefer hava muhalefeti nedeniyle iptal olmuş durumda. Salı gününe kadar İstanbul'daki bu soğuk havanın devam edeceği öngörülüyor. Özellikle karla karışık yağmurun etkili olması da bekleniyor ki sabaha doğru kar yağışı İstanbul'da etkili olmaya başlamıştı. Şu an itibariyle baktığımızda Çamlıca'da hala kar yağışı etkili olmaya devam ediyor. Özlenen bir tabloydu aslında çünkü Kasım'a kadar İstanbul'da sonbahar da sıcak geçti. Kasım ayının ilk haftaları da çok sıcak geçti. Mevsim normallerinin çok üzerinde bir hava hakimdi. Ancak dün itibariyle o hava sıcaklığı kırıldı ve şu an 4 dereceye kadar düşmüş durumda hava sıcaklığı. Buna tabii kar da eklenince o soğuğu çok daha net bir şekilde hissedebiliyoruz. Bu nedenle fırtına da gün içinde İstanbul genelinde etkili olmaya devam edecek. Bu nedenle de yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmak gerekiyor. Evet, Sevda Bozboğa'ya da teşekkür edelim. İstanbul Çamlıca'da aktardı son durumu. Şimdi Batuhan Pozut'a döneceğiz tekrar. Batuhan, Taksim'den Beşiktaş'a geçtin sanırım, değil mi? Beşiktaş'ta nedir son durum? Evet, senin de söylediğin gibi Taksim'den Beşiktaş'a geçtik. Havadaki son durumu İstanbul'da Avrupa yakasında Beşiktaş sahilinden takip ediyoruz. Taksim'de yoğun bir yağmur ve rüzgar vardı. Beşiktaş'ta hava biraz daha ılıman, belki denize yakın olduğu için, ama tabii yine de hava soğuk. Şu anda Beşiktaş'ta sulu kar yağmaya başladı. Karla karışık yağmur var. Çok ince, Çamlıca tepesinde görülen kadar değil belki ama zaman zaman daha çok yağmur. Şimdilerde karla karışık şeklinde yağıyor. İstanbul'da kış provası yapılıyor diyebiliriz. Çünkü az önce muhabir arkadaşımız Sevda Bozboğan'ın da söylediği gibi salı günü ve çarşamba günü artık yavaş yavaş hava sıcaklığı biraz daha artmaya başlayacak. Ama bugün İstanbul'da hava soğuk. Beşiktaş sahilindeyiz. Burası Beşiktaş iskelesinin hemen yanı. Yani normalde çok kalabalık olan bir bölge ama İstanbullular demek ki uyarıları dikkate aldı. AFAD tarafından, AKOM tarafından, meteoroloji tarafından yapılan uyarıları dikkate almış olacaklar ki İstanbul'un geneli boş. Taksim Meydanı da öyleydi. Beşiktaş'ta siz de görüyorsunuz, Çağrı Çalışkan göstersin hatta şimdi size meydanı. Bomboş bir meydan. Zaman zaman fırtına demeyelim de rüzgar etkisini arttırıyor ama bir fırtına beklentisi var. 90'la 110 kilometre arasında bugün İstanbul'da fırtına olabilir uyarıları yapılmıştı ve bu konudaki olumsuzluklara karşı da İstanbullular uyarılmıştı. Neydi olumsuzluklar, onları bir hatırlayalım. Çatı uçması, ağaç devrilmesi, ulaşımlarda, ulaşım yollarında aksamalar şeklinde uyarılar yapılmıştı. Aynı zamanda baca gazı uyarısı da yapılmıştı. Baca gazı, rüzgarın dışarı çıkacak olan dumanı içeri itmesiyle, işte evin içine dolmasıyla maalesef istemediğimiz sonuçlara neden olabiliyor. Bu konularda da uyarılar yapılmıştı. Deniz üzerinde bazı seferlerde iptal ve gecikmeler var. İdo ve Budo'nun bazı seferleri iptal edildi. Aynı zamanda şehir hatlarında da bazı iptaller var. Keza hava yolu da aynı şekilde aksamış durumda. İstanbul Havalimanı, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bazı seferler aksamış durumda. Evet, şu anda rüzgarın etkisini biraz daha iyi hissetmeye başladık Çağrı Çalışkan'la birlikte. Rüzgar dediğimiz gibi zaman zaman etkisini artırıyor.
Şu anda da Beşiktaş sahilinde durum bu. Yağmurla, karla karışık yağmurla beraber rüzgar etkisini arttırdığı zaman o hissedilen sıcaklık çok daha düşüyor. Yani 5 dereceydi ama rüzgar estiği zaman siz onu daha düşük hissedebiliyorsunuz. Hani derler ya böyle soğuk ısırığı diye. Hani böyle yüzümde ben şu anda onu hissedebiliyorum, onu söyleyebilirim size. Beşiktaş sahilindeyiz. Çağrı Çalışkan'la birlikte havanın durumunu Avrupa yakasından takip etmeye devam edeceğiz. Zaman zaman İstanbul'un farklı noktalarında diyelim. Sözü yeniden size bırakalım. Evet, Batuhan Pazut, kolay gelsin. Çok teşekkür ediyoruz aktardıkların için. Beşiktaş sahilinde de Beşiktaş'ta da durum böyleydi. Şimdi devam edeceğiz havanın gündemiyle. Sadece İstanbul değil, yurdun genelinde birçok kent beyaza büründü. Kar yağışı İstanbul'a yakın turizm merkezlerinde de görüldü. Türkiye genelinde etkili olan sağanak yağış ve fırtınanın ardından yurdun bazı bölgelerinde mevsimin ilk kar yağışı görülmeye başladı. İstanbul'a yakınlığıyla bilinen önemli turizm merkezlerinden Kartepe'de hava sıcaklığının 8 derece ölçüldüğü bölge kar yağışı ile birlikte beyaza büründü. Kocaeli Büyükşehir ve Kartepe Belediyesi karla mücadele ekipleri yolların kapanmaması ve ulaşımın aksamaması için çalışmalarını sürdürüyor. Bursa'nın İnegöl-Domaniç Karayolu mevkiinde dün saat 20.30 sıralarında etkili olan kar yağışı sırasında yollar beyaza büründü. Kar yağışına hazırlıksız yakalanan bazı sürücüler ilerlemekte zorluk çekti. İnegöl Jandarma Komutanlığı trafik timi ekipleri ağır tonajlı araçların geçişlerine izin vermezken karayolları ekipleri de kar küreme çalışmalarına başladı. Çalışmalara başlamış bulunmak. Bursa'da da kar yağışı etkili oluyor. Kentte kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ dün sabah saatlerinde etkisini artıran kar yağışıyla beyaza büründü. Yoğun sis ve fırtınanın da etkili olduğu 1. ve 2. oteller bölgesinde görüş mesafesi 5 metrenin altına düştü. Yağışla birlikte kayak merkezinin zirvesi ve kayak pistleri de karla kaplandı. Bursa kent merkezinde başlayan ve gün boyu devam eden lodos ve sağanakta kara ve deniz ulaşımını olumsuz etkiledi. Öte yandan Kırklareli, Kütahya ve Manisa'nın yüksek rakımlı tepelerinde de kar yağışı devam ediyor.